Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi %19 ile Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Zaten bir süredir tahvil faizlerine düşüş vardı. Bugün bu hareketin biraz daha hızlandığını görüyoruz. Özellikle resmi gazetede yayınlanan bundan sonraki süreçte menkul kıymet sayılması, bankalardaki tahvil ağırlıklarının, fon sepetlerinin bundan sonraki düzenlemelerle acaba bu desteklenecek mi? Piyasa ne kadar likit olur? Hazine ihaleleri, tüm bunları birazdan düelloda, gizlenmede konuşacağız. Faizlerde yaşanan bu düşüş, ama onun öncesinde bir gelin fiyatlamaları, rakamlara bakalım. Haftanın ikinci işlem gününde negatif fiyatlama devam ediyor mu? Borsa İstanbul'da 2520 puandan geçiyor işlemler. %0.42'lik bir yükseliş var. Dünkü hikayede özellikle düşüşte ağırlıklı olarak Erdemir, Türk Hava Yolları gibi hisselerdeki düşüş, puan bazlı kayıpsa borsayı aşağı çeken hisseler arasındaydı. Bugün ise aslında genel olarak yeşil, ama İş Bankası'nın, Şişecam'ın, Hektaş'ın şu an yine yaklaşık 1,5-2 puan borsayı aşağı çektiğini söyleyebiliriz. Negatif tarafta bu hisseler var puan bazlı kayıpta. Puan bazlı katkıda ise, yani borsayı yukarı çeken tarafta, 2,5 puan mesela BİM'den geliyor. Enka İnşaat, Sasam, Erdemir, ki dün en çok düşenlerdeydi. Şu an tam tersi bir tablo var. Dünden farklı olarak bu hisseler borsayı destekliyor. Şimdi devam edelim buradan. Hemen dolar Türk lirasını ekrana getirelim. Dolar TL'de 17.24'ü görüyoruz. O taraftaki seviyeler %0.11'lik sınırlı bir düşüş gösterse de hala CDS'in oldukça yüksek seviyelerde kaldığını hatırlatalım. Orada özellikle 2002 krizinden beri en yüksek seviyelerdeyiz ki ekranında geldi. Orada 842 puandan geçiyor işlemler. Geriye dönüp baktığımızda da bu rakamlar son yılların en yüksek seviyesi. Onu da hatırlatalım. Bunu da hemen değiştirelim. Çünkü şu an 842 puan seviyesinde. Euro dolar paritesinde düşüş devam etmiyor. Biraz yönünü yukarı çevirmiş. 1.0470'teyiz. %0.59'luk sınırlı bir yükseliş var. Ama hatırlatalım, geçen haftaki 1.07'li seviyelerin hala altında. Dolayısıyla küresel olarak dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Cuma günü gelen enflasyon rakamlarından sonra Fed'in 175 bas puanlık faiz artış fiyatlaması da parite üzerinde etkili oluyor. Biz programda Haluk Brümcekçi ile detayları konuşacağız. Özellikle tahvil piyasasındaki fiyatlamayı bundan sonra makro ihtiyati tedbirlere ek olarak bankalar için, bilançolar için, piyasalardaki kredi koşulları için ne gibi adımlar atılır, bunları değerlendireceğiz. Reuskont'a dair dün gelen düzenlemeler, öğleden sonra açıklanan düzenlemeleri ihracatçılar için Konya Ticaret Odası Başkanı ile konuşacağız. İhracatçının finansmanı erişimini. Ama tüm bu yoğun akışa başlamadan önce şimdi gidelim grafik düellosuna. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sunar. Grafik düellosu ile karşınızdayız. Gizem, hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemiştik seni. Teşekkür ederim. Kısa bir aranın arkasından Gizem bizimle düelloda. Şimdi tahlillerdeki aslında son dakikayı aktararak başladık Fokus programına. Orada %20'nin de altına yavaş yavaş geri çekildiğini görüyoruz uzun vadeli tahvillerin, ama istersen hikayeyi gel baştan anlatalım izleyicilere. Çünkü konu sadece son birkaç günkü düzenlemeler değil. Zaten biz son birkaç aydır enflasyondan ya da kredi faizlerinden bağımsız bir tahvil faiz fiyatlaması görüyorduk. Hı hı. Dünyadan da ayrı bir faiz fiyatlaması görüyoruz bu arada. Bütün dünyada tahvil faizleri yükseldiği bir ortamdan bahsediyoruz ki bizde faizler düşüyor diye son dakikalar veriyoruz. Burada bugün konuştuğumuz bir faizleri düşüren etmen ne? Bu sabah da son dakikasında zaten arkadaşlarımız aktarmışlardı. Bankaların döviz yükümlülüğü için tutacağı TL tahvillerde yeni bir düzenleme açıklandı. Ve bunun için de tahvillere, bu tutacak tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi. Bu açıklama ilk geldiğinde vade konusu belirsizdi. Bugünkü yapılan açıklamayla beraber 5 yıl ve uzun vadeli olacağını açıklamış oldu. Gelen açıklamayla beraber Merkez Bankası. Şimdi bu en kaba tabirle ne demek? Sen bankalara bir yükümlülük getiriyorsun ve diyorsun ki bu tahvili tutacaksın. Bunun vadesi de 5 yıldan uzun olacak. Bu ne demek? Bankaların yükümlülüğü olduğu için tuttukları döviz kadar karşılığında, işte belli bir hesaplama, teknik hesaplamayla beraber karşılığında da bu kadar tahvil tutacaksın diyor. Yani bankalara tahvil aldırıyor aslında. Hı hı. Bu tahvil alımının neticesinde ne oluyor? Faizler sert bir biçimde
düşüyor. Bugün de zaten ihale var. O yüzden de bu ihalenin karşılığında da yine aynı şekilde ciddi ilgi görebiliriz. Önümüzdeki dönemde de hazinenin borçlanma programını da yakından takip etmekte fayda var. Her bir ihalede bankaların pozisyonuna göre, tabii hangi bankada ne kadar pozisyon var, ne kadar tahvil tutması lazım vesaire gibi detaylara hakim olmamakla beraber, bizim mevcut durumda tahvil piyasamız zaten sığ bir piyasa olduğu için, illikit bir piyasa olduğu için, bankaların talebiyle beraber o sığ olan piyasada faizler peyderpey sert bir biçimde aşağı gelecektir. Normalde ne oluyor bütün dünyada? Tahvil piyasasında faizler yükseliyor. Bununla ilgili birkaç tane de grafik göstereceğim. Bunun sebebi zaten çok bariz bir şekilde belli. Şimdi ilk etapta şuna bir göz atabiliriz. Pembeyle görünen kısımda küresel büyüme oranına dair 2022 tahminleri var. Şimdi yeşille görünen kısımda ne var? Enflasyon tahmini var. Beyazda görünen kısımda ne var? Tahvil endeksi var. Küresel tahvil endeksi var. Bu tahvil endeksi tahvilin fiyatı üzerinden ölçülen bir endeks. Yani bu düştüğünde ne kadar düşerse faiz o kadar yükseliyor aslında aynı hızda. O demek. Neden tahviller peki satılıyor? Neden faizler yükseliyor diye baktığımızda kompozisyon, makroekonomik ortam bunu doğruluyor. Ne oluyor çünkü? Büyüme yavaşlıyor ama buna rağmen enflasyon çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Dikkat etmek gerekirse piyasadaki bütün katılımcıların enflasyon tahminleri Aralık 2021'den itibaren çok hızlı bir biçimde yukarı yönde revize edildi. Ve bu enflasyon yukarı yönde revize edilirken büyüme tahminleri de bir taraftan aşağı geliyordu. Yani en istenmeyen ortam, en kötü makroekonomik ortam. Büyüme yok ama enflasyonun var. Yani dolayısıyla bu beraberinde bütün yatırım enstrümanlarının satış görmesine sebep oluyor. Bunlardan hangisi başta geliyor? Hangisi daha fazla satış görüyor? Ondan bahsedin. Şimdi geçelim mesela bir sonraki grafik üzerinden de göstereyim. Şöyle ki şimdi normalde riskli varlıklardan çıkış var diye hisse senetlerindeki satışı izliyorduk. Aslında sadece hisse senetlerinde satışı izlemiyoruz. Aslında bütün varlıklardan çıkış var. Ama daha fazla satışı gördüğümüz yer hisse senetleri piyasası. Şöyle göstereyim. Sarıyla görünen kısımda tahvil endeksi var. Beyazla görünen kısımda da MSCI Dünya Endeksi, yani hisse senetlerini ölçen endeks var. Şimdi sarı çizgi aslında çok sert düşmüş gibi görünse de öyle değil. Aynı noktadan itibaren ölçecek olursak, yani 2022 yılını baz alalım mesela, %17 civarında hisse senetleri değer kaybetti. Aynı noktadan itibaren tahvillerdeki düşüşe baktığımızda %14. Dolayısıyla evet, her ikisi de net nette, özellikle son dönemde tahviller de sert satıldığı için o aradaki makas bir miktar kapanmış olsa bile aslında hisse senetleri daha sert değer kaybetti. Geçelim buradan mesela bir başka tabloya bakalım. Buradaki göstereceğimizde tahvil faizleri kıta kıta var. Yani mesela Amerika'da, EMEA bölgesindeki ülkeler, Asya Pasifik'teki ülkeler. Benim bu tablo içerisinde çok karışık gibi görünebilir. En sona sadece dikkat çekeceğim. En sonunda gösterdiğim sütunda her bir ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yılbaşından itibaren ne oldu diye gösteriyor bizlere. Şimdi biz son dakika veriyoruz. İşte bu kararla beraber bizde faizler düştü. Yılbaşından itibaren ne oldu? Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizi 178 bas puan mesela yükseldi. Dikkat etmek gerekirse hepsi 3 hane. Yani 3 haneli bas puan cinsinden. 3 haneli bir şekilde bütün dünyada faizlerin, vade de fark etmez bu arada, ben burada 10 yıllığı koyuyorum ama hani 10 yıllık faizlerin 3 haneli bir biçimde yılbaşından bu yana yükseldiğini gördük. Dolayısıyla tahviller de şu aşamada o sert satışta hisse senetlerine katılmış vaziyette. Yani her şey satılıyor. Değerlenen ne var? Bir tek dolar var diyebiliriz. Hisse senetleri satılıyor, tahviller satılıyor, gelişen ülkeler satılıyor, gelişmiş ülkeler satılıyor. Şimdiye kadar geçen süreçte gördüğümüz o rallilerde, yani salgın sonrasındaki dönemde başlayan ve geçen seneye kadar neredeyse devam eden rallide en büyük paydaşlar, en fazla satılanlar. Mesela işte teknoloji hisseleri, işte perakende, onlar da fena değil. Az satılmadı yani, o anlamda söylüyorum. O rallideki en büyük destekçiler şimdi en fazla satılanlar konumuna geldi. Geçelim bir de bir sonraki grafiğimize bakalım. Orada da şunu göstermek istedim. Bütün dünyada faizler yükseliyor, bizde düşüyor. Neden? Böyle bir yükümlülük şartı var şeklinde faizlerimizin düştüğünü açıklıyoruz. Mesela bu sadece bir aylık verim eğrisi Türkiye'nin. Üstteki yeşil çizgi bir ay öncesinde Türkiye'nin verim eğrisi neredeydi gösteriyor.
alttaki çizgi ise bugün Türkiye'nin veri meclisi nerede diye gösteriyor. Alt tarafta gördüğümüz işte 1'ye 2'ye diye görünen kısımda da tenörler var. Yani bir ay içerisinde hangi vadedeki kağıdın faizi ne kadar aşağı geldi onu gösteriyor bizlere. Dikkat etmek gerekirse her bir vadede faizlerin sert bir biçimde aşağı geldiğini, bunun neticesinde Türkiye'nin veri meclisinin sadece bir ay içerisinde bile sert düştüğünü görüyoruz. Bunun düşüşünün sebebi, hani bizim bu ayrışma hikayemiz yepyeni bir hikaye değil, onu da söyleyeyim. Evet, bu bankalara getirilen yükümlülük düşmesine bir gerekçedir. Ama Merkez Bankası'nın zaten alımları da vardı. O da aynı zamanda şimdiye kadar geçen süreçte faizlerin düşmesine bir gerekçe olarak gösterilebilir. Aşağı yukarı biz Şubat ayından itibaren bizim tahminlerimizde böyle bir tablo izliyoruz. Zaten likit olmayan bir piyasamız olduğu için en ufak bir ilgide faizlerin sert bir şekilde düştüğünü de görmemiz gayet doğal şu aşamada. Şimdi Gizem, istersen ben de bunun aksi bir trendi hemen ekrana getireyim. TL cinsi tahvillerde tablo böyle. Gizem'in de vurguladığı gibi aslında desteklerle beraber faizler aşağı geliyor. Ama tam tersi bir fiyatlama var. O da döviz cinsi tahvil piyasası, yani Eurobond piyasası. Bankaların Eurobond faizlerini üstelik kısa vade, yani 2024-25 vadelere baktığımızda %11-12'lerde geçiyor faizler şu an. İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, kamu bankaları, hangi bankaya bakarsanız bakın onların Eurobond getirilerinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceksiniz. Şimdi bu tabloyu isterseniz bir de gelin hızlıca son dönemde nasıl değişmiş o şekilde kıyaslayalım. Mesela Türkiye'nin Eurobond getiri eğrisi az önceki TL cinsi tahvil getiri eğrisinin tam tersi. Yani TL cinsi tahvillerde kör aşağı doğru hareket ederken dolar cinsinden faizlere baktığımızda orada tam tersi yukarı yönlü bir hareketi var. Burada 31 Mart 2021'i görüyoruz. Son bir sene içerisinde nereden nereye geldi diye baktığımızda yaklaşık %6'lar civarında ve yatay olan körün şu aşamada %11'lerin üzerine geldiğini kısa vadede, hatta 2-3 yıllık vadede 11-20'leri görüyoruz dolar cinsinden tahvillerde. Aynı tablonun banka olanına bakacak olursak, mesela örnek veriyorum İş Bankası'na ekrana getirelim. İş Bankası'nın Eurobond faizi ne olmuş? Bankaların Eurobond faizleri ne olmuş? Oradaki tablonun da çok sert bir şekilde yükseldiğini göreceksiniz. Yine son bir sene içerisinde yaklaşık 8 puana kadar yükseliş var. Yani 6'lardan hızlı bir şekilde 14-15'lere gelmiş. Daha uzun vadeli getiren, yani 5 yıllıktan sonraki vadelere baktığımızda da orada mesela İş Bankası'nın %16'larda bir faiz görüyoruz. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz faiz de döviz cinsinden faiz. Gizem, herhalde döviz cinsi tahvil piyasası ile TL cinsi tahvil piyasasının ayrışmasının ana sebebi de CDS, ama başka unsurlar da var tabii. Kesinlikle öyle. Yani bir de şu var belki dikkat çekmemiz gereken. Şimdi bankaların normalde tuttukları portföye baktığımızda TÜFE endeksi menkul kıymetten daha ağırlık kazandığını görmüştük. Ama şimdi mesela tutması gerekenlerde sabit faizler var. Şimdi sabit faizli olması ne demek? Senin bu kadar yüksek enflasyon ortamında aslında orada da negatif bir reel getirden bahsediyoruz, ama normal şartlar altında hani banka bunu alır mıydı bu kadar negatif reel faizle, tartışılır. Ama artık bu yükümlülük olduğu için bunu portföyüne tutacaklar her halükarda. Eurobond'un hikayesine baktığımızda orada da kıyaslamayı şöyle yapmak lazım. Evet, küresel çapta faizler yükseldiği için orada da o şekilde bir faiz yükselişi gayet normal, ama bizim buradaki ülke risk primimizdeki yükselişi ya da bizim negatif ayrışmamızı ya da bizdeki risklerin daha belirgin fiyatlamasını kıyaslarken mesela şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Geçen seneye bakarız. O dönem Amerika'da faizler neydi? O dönem bizim Eurobondlarımızın faiziyle arasındaki makas neydi? Bugün geldiğimiz noktada ne? Orada da yükseldi bugünle geçtiğimiz yılların dönemini kıyasladığımızda. Bizimkini de kıyasladığımızda geçtiğimiz yılın bugünüyle kıyasladığımızda arttı. Ama yaklaşık 5 makas, puanken işte şimdi evet, 10 puana geldi. Evet, tam onu söyleyecektim. Makas bir yılda, evet orası da yükseldi, biz de yükseldi, küresel faizler yükseldi diyebiliriz, ama bu aradaki makasın bizde açılmış olması bizim aleyhimize, bizde daha sert faiz yükselişi demek zaten CDS'in de gösterdiği şey. Yani bizdeki risk primi daha yüksek, bizdeki risk fiyatlaması daha yüksek. Bizdeki risk aslında toplamda daha yüksek olduğu anlamına geliyor zaten tek başına. Gizem, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Grafik düellosunu noktalıyoruz. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sundu. Kısa bir ara, aranın arkasından fokusa kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yoksa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk bizlerle olacak. Selçuk Bey, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Selçuk Bey, öncelikle bölgedeki ihracat trendleri nasıl? Hangi sektörlerde ihracata ilişkin bir iştah var? Başta tabii tarım tarafı olmak üzere biraz sizden dinleyelim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Konya'nın ihracatını, bölgenin ihracatını incelerken dünya küresel ticaretini ve Türkiye'nin ihracatının da performanslarına bir bakmak gerekiyor. Hepimizin malumu pandemi süresince dünya ticaret hacminde bir daralma olmuştu ve 2021'de tekrar dünya ticaret hacmi %25'lik artışla 25 trilyon dolara çıktı. Türkiye'nin de ihracatı pandemiden 2020'de bir miktar %6'lık bir düşme kaydettikten sonra 2021 yılında %32'lik bir artış gösterdi. Konya ise daha pozitif bir seyir seyrediyor. 2020 yılında hem dünya ticareti hem Türkiye ticareti, yani ihracatı düşerken Konya'nın ihracatı %8'lik bir artış gösterdi. Daha sonra pandeminin çıkışında de dünya ticareti yaklaşık %25 artıp Türkiye'nin ihracatı %32 artarken Konya'nın ihracatı da %37'lik bir artış gösterdi. Genel anlamda baktığımızda aslında Konya bölgesi için, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Orta Anadolu için de söyleyebiliriz. Son 10 yıldır ihracat artışımız, dış ticaretteki rakamlarımız sürekli olarak Türkiye ortalamasını çok daha üstünde bir seyir seyrediyor. Bir de belki az önce çok güzel bir konuya değindiniz. Sektörel anlamda incelemek gerekiyor. Hangi sektörlerde Konya bu ihracatını yapıyor? Herkesin aklına belki hemen şey gelecektir, işte tarım ürünleri, gıda ürünleri, ama öyle değil. Bizim ihracatımızın lokomotifini makine sektörü oluşturuyor. Yani en büyük ihracat kalemimiz makine sektörü. Arkasından otomotiv yedek parçama, yani daha açık, daha geniş anlamda anlattığımızda motorlu kara taşıtların aksam ve parçaları. Ve daha sonra üçüncü sırada savunma sanayi ihracatımız geliyor. Gıda ve tarım ürünleri bizim dördüncü ve beşinci sırada gelen ihracat kalemlerimiz. Daha kıymetli bir bilgiyi daha buradan paylaşmak istiyorum. Konya ihracat ortalaması, yani kilogram ortalaması da Türkiye'nin üstündedir. Bizim sanayimizin genel üretimine de baktığımızda üretimimizin %46.6'sı orta yüksek teknolojiyi oluşturuyor. %32.3'ü orta düşük teknoloji ve %19'da düşük teknoloji. İhracatımızın da bu şekilde bir yansıması vardır. Ve Konya'nın ihracatı kilogram bazında Türkiye ihracatının üzerinde bir ihracatımız var Konya olarak. Son olarak bu konuda bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Konya aynı zamanda dış ticaret fazlası veren bir il. 2021 yılında bizim yaklaşık 1.7 milyar dolarlıkta bir dış ticaret fazlamız oluştu. Peki burada özellikle son dönemdeki düzenlemelerde finansmana erişime ilişkin tabii çok fazla değişiklik oldu. Bunlardan en önemlisi de dün açıklandı. Reskont kredileri tabii ihracatçı için önemli. Uygun faizle finansmana erişmek, yatırım yapmak için. Fakat bu reskont kredilerine erişime ilişkin ihracat bedellerinin zaten %40'ı ülkeye getirilen satılıyordu. Şimdi reskont kredisi kullanmak isteyen ihracatçıların ekstra bir %30 daha satması düzenlemesi yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii şimdi bu konuda ihracatçılarımız zaten o %40 konusunda bir miktar tedirginlik yaşıyorlar. Yani %40'ını Merkez Bankası'na verme konusunda. Yeni bir uygulamayla aslında bir miktar avantaj da, hani sağlanan uygulama da oldu. Yani vadeler işte normalde 360 güne, savunma sanayinde 720 güne çıkışı, işte güncel politika faizinin eğer 90 gün kullanırsanız 300 bas puan altında, aslında bu rakamlara baktığımızda güzel, ama bunun yanında bir de tabii ki az önce bahsettiğiniz %30'unu herhangi bir bankaya satma mecburiyeti ve bir ayda geri satın almama gibi bir şey geldi, uygulama geldi. Bu konu yeni de hemen, yani sürpriz oldu biraz da %30'luk bir oran. Çalışıyoruz, görüşüyoruz. Hani bu oranın aşağı doğru çekilmesi mümkün olabilir mi? Daha kısa vadede tutabilmek veyahut da %30 değil de bu %30'ların %20'lere, onlara çekilmesi konusunda. Tabii bunun temel sebebini hepimiz biliyoruz. Dövize olan talebin kırılmasına yönelik bir uygulama geldi.
Peki siz özellikle bu reskont kredilerini kullanmayı tercih edecek misiniz? Ve ekstra ihracatçıların özellikle %40'a ek olarak %30 daha ülkeye getirdikleri dövizleri satması mümkün olur mu? Çünkü burada bir de bir ay geri dövizi almama gibi bir şart da var. O yüzden bütün bu düzenlemeler ihracatçının reskont talebini nasıl etkiler? Şimdi tabii aslında oran yani iki türlü ne belirliyor bizi burada? Birincisi finansa erişim, ikincisi de finansın maliyeti çok önemli. Yani sadece ihracatçılar için, tüm işletmelerimiz için bunu söyleyebiliriz. Burada erişimde bir zorluk görünmüyor ama politika faizinin altında bir uygulamayla aslında cazip bir enstrüman ortaya konuluyor. Fakat bu enstrümana ulaşmak için de bir zorluk konuldu ortaya. İşte %30'unun bozdurulması. Belki ilk etapta bir taleple değerlendirme olacaktır ama yavaş yavaş talebin oluşacağını düşünüyorum. Tabii biz de Oda Başkanı olarak şu andaki yapmamız gereken konu yetkililerle konuşarak bu %30 oranın aşağı çekilmesini temin etmeye çalışacağız. Ki daha fazla ihracatçımız bu reskont kredileri aracılığıyla finansmana erişimini sağlayabilsin. Ben ilk etapta bir miktar durağanlaştıracağını düşünüyorum ama bu 30'luk oranda tartışılmalı. 30'luk oranın aşağı çekilmesinin mutlaka gündeme alınması gerektiğine inanıyorum. Peki devam edelim buradan Selçuk Bey. Bir diğer konu da pazar çeşitliliği. Özellikle bölgeden tabii Avrupa pazarı bizim için önemli bir ihracat pazarı ama son dönemde mesela Amerika'nın da öne çıktığını görüyoruz. İşte Almanya ve İngiltere pazarlarına ek olarak. Hem o tarafa Amerika pazarını sorayım hem de diğer pazarlara erişimimiz nasıl ve pazar çeşitliliğine ilişkin ne gibi hedefler var? Şimdi tabii bölge anlamında bizim geçen senelerde en hızlı artan pazarın, yani Avrupa pazarımız zaten tüm Türkiye'nin müştü, bizim de güçlü bir pazarımızdı. Özür dilerim. Şimdi buna Amerika pazarı, ABD pazarı eklendi ve özellikle de savunma sanayinde çok güçlü bir ihracat artışımız oluştu. Yine beraberinde Özbekistan, Türkiye'deki Türkiye-Özbekistan siyasi ilişkilerinin zaman içerisinde güçlenmesiyle Özbekistan pazarı çok güçlü bir şekilde ihracat artışımız oluşmaya başladı. Azalan tabii pazarlarımız var. Azalan pazarlarda baktığımızda genel anlamda siyasal anlamda işte Suudi Arabistan, Irak gibi pazarlarımızda bizim biraz düşme oldu. Bizim en önemli çalışmalarımızda çalışmamız gereken konulardan bir tanesi de elbette ki ihracat pazarlarındaki ülke çeşitliliğini artırmak. Bu konuda Orta Anadolu bölgesinin, Konya'nın ihracat deseninin en uygun olduğu dünya üzerindeki pazarları inceleyen çok farklı çalışmalar gerçekleştirdik. İşte bunlardan bir tanesi Kuzey Amerika pazarıydı. Uzun çalışmalar yaptı. Hem oda olarak bizler gerçekleştirdik, hem firmalarımız ve artık Amerika pazarında Konya olarak, bölge olarak çok ciddi bir ihracat artış potansiyeline sahip olduk. Güney Amerika pazarı var. Aslında yine bizim ihracat desenimize çok uygun ithalat deseni olan bir bölge Güney Amerika. O bölgede yoğun çalışmalar yapıyoruz ki Türkiye'nin de dış ticaretinin az olduğu bir bölge. Yine Uzak Asya ile ilgili çalışmalarımız var. Aslında yine çok büyük bir pazar, çok büyük bir nüfus var. Bizim ihracat desenimize uygun bir ithalat deseni var. Evet, belki son dönemlerde navlun fiyatları tüm dünyadaki aşırı artıştan dolayı hepimizin mutlaka maliyetlerde çok daha etkin bir unsur haline geldi. Ama o bölgelerde çalışmalar yapıyoruz. Elbette zaten klasik pazarlarınız sizin pazarınızdır, bildiğiniz pazarlardır. O pazarlarda yer almanız, o pazarlara ihracatınızı yapmanız kolay. Ancak bunun gibi şu anda bulunmadığımız, ancak potansiyeli yüksek, nüfus potansiyeli olan pazarlara doğru da mutlaka hem bölgenin mutlaka ulaşması gerekiyor ve bunlara incelediğimizde de gerçekten aslında bizim ihracat desenimizin o ülkelerin ithalat deseniyle olan uyumu da hem bizleri oda olarak hem de tabii ki dış ticaret yapan, ihracat yapan sanayicilerimizi heyecanlandırıyor. Peki son sorumda özellikle Selçuk Bey, bundan sonraki dönemde ithal girdiler. Çünkü elbette ihracat yapan sektörlerde de çok fazla ithal girdi var. Bunların başında tabii herkese etkileyen, yani ihracatçı, ithalatçı fark etmez, tüm sanayiciyi
ilgilendiren enerji maliyetlerindeki artış, elektrik, doğalgaz, işte taşıma maliyetleri, benzin başta olmak üzere. Öte yandan emtia fiyatları, ham madde fiyatlarındaki yükseliş. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bununla mücadele için yerli ikame, ham madde ne kadar kullanılabiliyor? Ya da örnek veriyorum, enerji ithalatını azaltmak adına yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımlarda iştah var mı? Sizden dinleyelim. Tabii ki enerji maliyeti tüm dünyanın büyük bir sıkıntısı haline geldi. İşte 120 doların üzerine çıkan bir petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. Tabii yorumlarla takip ettiğimizde tehlikeli yorumlar da duyuyoruz enerjiyle ilgili olarak. Hani daha da yukarıya doğru çıkabileceğine yönelik olarak. Bizim mutlaka aslında bizim enerji problemimiz ülke olarak hep vardı. Mutlaka da çözmemiz gereken bir konu. Hani dönem dönem petrol fiyatları yükseldiğinde bu çok önemli bir gündem haline geliyor. Sonra petrol fiyatları gevşediğinde bir anda ülkenin gündeminden düşüyor ama Türkiye'nin bu enerji konusunu mutlaka çözmesi gerekiyor. Burada 2-3 tane temel kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi verimliliği yakalamamız gerekiyor. Çok ihmal ettiğimiz bir konu. Çünkü aslında en ucuz enerji verimlilikle elde edebileceğiniz, tasarruf edebileceğiniz enerji. Bu sadece sanayiciler anlamında söylemiyorum, tüm tüketim anlamında. İkincisi, yenilenebilir enerji de aslında Türkiye'nin müthiş bir kaynağı var. Hem güneş konusunda çok önemli bir potansiyele sahibiz, hem rüzgar konusunda çok büyük bir potansiyele sahibiz. Son 4-5 senedir, 10 senedir bu iki konuda önemli çalışmalar yapıldı, gayet güzel gelişmeler var. Ama bu konu, iki konuyu çok daha hızlandırmamız gerekiyor bizim. Çünkü bunlar bizim kendi kaynağımız. Hani güneş de öyle, rüzgar da öyle. Çok daha hızlı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tabii burada hani tarım arazisi ve tarım dışı arazi, güneş enerjisi konusunda özellikle çok tartışılıyor. O konuda çok hassas olunması gerekiyor. Hiçbir zaman da bir tarım arazisinin elbette ki güneş enerjisi için tarım dışına çıkartılması gibi bir önerimiz yok ama tarım dışı arazilerin, tarım elverişli olmayan arazilerin de çok sağlıklı ve hızlı bir şekilde tespiti yapılabilirse, bu noktalarda da güneş enerjisi yatırımlarına bunlar açılırsa daha güzel bir gelişme olur. Ama tekrar etmek istiyorum, asla ülkemizin yani gelecek nesillerimizin tarımına ve gıdasına yönelik olarak bizim bir talebimiz değil. Bizim buradaki talebimiz çok net. Tarım dışı arazilerin, tarıma uygun olmayan arazilerin hızlı bir şekilde tespit edilip yatırıma açılması. Bütün bunlar yapılabilirse hızlanabilir olur. Biz de tabii çok ki tarıma uygun olan alanlar imara açılıyor mu? Bu konuda bir eleştiriniz var mı? Aksi. Ben Konya bölgesini biliyorum. Konya bölgesinde şu ana kadar bu ciddi bir uygulama görmedik biz. Yani tarım uygun olup da güneş enerjisine veya sanayiye açılan bir uygulama olmadı. Hani ama kamuoyunda dönem dönem duyuyoruz. Bu hepimizin hassasiyeti zaten. Yani ülkemizin hassasiyeti. Biz sonuçta gelecek nesillere de yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak, gıda güvenliği, yani enerji güvenliği ne kadar değerliyse gıda güvenliği de o kadar değerli. Yani bunlardan ikisinden birisini tercih etmek durumunda değilsiniz. Hayatta insanlara illaki şu hangisi doğru diye ikisini de elde etmeniz gerekiyor ve bunu ikisini elde edebilecek ben potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Yani Türkiye'nin çok önemli tarım elverişli arazileri var ama Türkiye'nin tarıma elverişli olmadığı halde bir türlü envanteri çıkarılıp yatırıma sunulmamış tarım dışı arazisi de var. Bizim talebimiz iş alemi olarak net. Yani tarım dışı araziler hızlı tespit edilsin ve bu güneş enerjisi yatırımlarına açılsın. Peki. Sonuçta gıda ne kadar değerliyse enerji de güzel. Bir de tabii ki Karadeniz gazını konuşuyoruz. Ümit ediyorum ki Karadeniz gazı da hızlı bir şekilde yani Türkiye'de kullanıma geçer ve enerji maliyetlerimize yansır. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin kesinlikle enerji konusunu çözmesi gerekiyor ve bunu düşen eğer bir yani belki ileride yine petrol fiyatlarında aşağı dalgalanmalar olursa bundan vazgeçmeden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürenin sonuna geldik Selçuk Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi'ye gidelim. Haluk, hoş geldin yayına. Haluk, duyabiliyor musun? Duyuyorum. Hoş geldin. Bugünkü düzenleme bankaların özellikle döviz pozisyonları, döviz krediler için tuttukları, ayırdıkları karşılıklar ve orada tahvillerde menkul kıymet sayılması, özellikle 5 yıl gibi bir vade zikredildi. Amacı neydi bu uygulamanın ve hem tahvil piyasası hem de bankalar için ne ifade eder? Evet, malum yabancı para mevduat ve yükümlülükler için
zaten yabancı para cinsi karşılık tutuluyor Merkez Bankası'ndan. Buna ilave olarak yeni bir gelişme, Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis etme zorunluluğu da gelmişti. Bu oran %3 olarak belirlenmişti. Ama bankaların DTH'dan TL'ye dönüşüm oranlarına bağlı olarak oran %5'in altında kalan bankalar için 7 ve daha düşük, daha yüksek olanlar için de 2 puan ilave menkul kıymet tutulması gerekecekti. Yani oldukça zorlayıcı bir gelişmeydi. Burada amaç tabii bankaları biraz daha uzun vadeli kağıt alımına ve sabit faizi zorlamak, mevcut ortamda hazinenin borçlanmalarını, uzun vadeli borçlanmalarını kolaylaştırmak amacı taşıyor. Bu doğrultuda kararların 5 yıl ve ilerisine doğru bir zorunluluk getirilmesi bu tip ihalelere ilgiyi zorunlu olarak arttıracaktır. İkinci piyasada da faizler üzerinde aşağıya baskı yapacaktır, zaten gözlüyoruz. Haluk, peki reskont düzenlemesi tarafını da sorayım sana. O tarafta özellikle piyasa etkisi nasıl olur? Şu anlamda soruyorum. Mesela yılın geri kalanı için 8 milyar doların biraz üzerinde merkezin rezervlerini reskonttan bir dönüş bekleniyordu. Yaklaşık da bu daha da fazla olabilir ama son reskont düzenlemesi, ihracatçıların bu döviz ülkeye gelen dövizi Merkez Bankası'na satmalarındaki rakamın arttırılması, bu reskonta olan talebi nasıl etkiler ve rezervlere katkısı olur mu? Aslında o bahsettiğin şey yabancı para kullandırımların dönüşleri. O devam ediyor zaten, rezervlere katkı sağlıyor. Onun limiti bu sene 30 milyar dolara yükseltilmişti toplam limit, ama bunun 5 milyar dolarını TL olarak, TL cinsi olarak kullandırabileceği izni verilmişti. Ve zaten buradaki faizin, TL faizin cazip olmasıyla beraber ilginin arttığını görüyorduk TL cinsi kullandırımlara. Hatta Haziran itibariyle, Haziran başında 57 milyara kadar, TL'ye kadar yükselmişti kullandırımlar. Şimdi hem TL cinsi için hem faizin indirilmesi, hem vadenin uzatılması ilginin devamını getirecektir. Ama burada limit 5 milyar dolar. Dolayısıyla buradaki dönüşlerin döviz cinsi, yani ihracatçı dönüşlerde Merkez Bankası'na satma zorunluluğu veya diğer bankalara satma zorunluluğu, evet, bir miktar buraya doğru akımları yükseltecektir, ama sonuçta limiti belli, yani 5 milyar dolar. O yüzden büyük bir etki olmasını beklemem. Peki son sorum da şu, özellikle makro ihtiyati tedbirler geçen hafta Cuma'dan itibaren açıklanmaya başlayan ve devamının da geldiğini görüyoruz. Dün de Dünya Bankası'yla olan yayınımızda Türkiye Ülke Direktörü dedi ki, yani bu makro ihtiyati tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz, tam tersi yükseliş patikası daha da hızlanabilir. Ne dersin bu konuda? Yani ekonomi soğutulmaya çalışılıyor diyoruz bir yandan, ama bir yandan da aslında kur riski gibi enflasyon üzerinde başka riskler de var. Dolayısıyla faiz dışında bu tarz adımların devamı gelebilir mi? Ve bunun karşılığını büyümede mi, enflasyonda mı ya da işte cari açıkta mı, nerelerde göreceğiz? Gelebilir, çünkü yani faiz yolu kapalı olduğunu görüyoruz. Gerek Merkez Bankası'nda yapılan açıklamalar, gerekse ekonomi için, gerekse Cumhurbaşkanı'nda yapılan açıklamalar o yolun kapalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla geriye sadece makro ihtiyati tedbirler ve enflasyon üzerinde doğrudan etki edebilecek başka alanlardaki tedbirler kalıyor. Bu tip tedbirlerin gelmeye devam ettiğini göreceğiz, ama tabii etkisi doğrudan para politikasına göre daha şey olacaktır, sınırlı olacaktır. Ama burada yine de etkisi olmayacak anlamına gelmez. Buradaki sıkılaşmaların kredi faizlerine nasıl yansıyacağını izlememiz lazım. Bu oralarda eğer özellikle ticaret tarafta belirgin yansımalı olursa, aktivite hızını yavaşlatma anlamında etkileri olabilir. Bunda dolaylı olarak enflasyona yardımcı olabilir. Ama bunlar hani ana problemi veya yönü değiştirecek kadar güçlü olacağını zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Haluk katkın için.
Etelik Bülümce için görüşlerini aldık. Buradan gidelim hemen deniz yatırıma ve piyasalardaki gelişmeleri soralım. Ali Barbaros Demirer bizlerle. Barbaros hoş geldin. Özellikle küresel borsalarda yaşanan sert satış dalgası dün. Bugüne çok sirayet etmedi. Bugün bir toparlanma çabası var ama ne kadar kalıcı olur? Bir yandan da FED'e dair beklentiler şahinleşiyor. Ne dersin? Güzel, merhaba, iyi yayınlar. Dediğimiz gibi dün de konuşmuştuk. Özellikle Euro-Dolar paritesi piyasaların, global endekslerin özellikle tabii başta Amerika olmak üzere yönünü belirliyor. Orada 1.04'ün altına bir kere de gelmeyeceğini, buradan tepki alımların gelebileceğini düşündüğümüzü belirtmiştik ve öyle oldu. Bir miktar orada tepki görüyoruz ve bu aynı zamanda borsalarda da 3 günlük yaklaşık %8'e varan düşüşten sonra bir nefes alma fırsatı tanıdı. Aynı şekilde biz yurt içinde de bunu hissediyoruz. Gerçi biz biraz daha kuvvetli kaldık bu düşüş karşısında. 2500'ün altını test etmedik. O seviyeyi önemli bir seviye, destek seviyesi olarak takip ediyoruz. O seviyenin altında bizde de satışlarda hızlanma görülebileceği riskini göz ardı etmiyoruz. Tabii burada FED en önemlisi, yarın akşam FED kararı. Ben iki gün piyasadaki volatilitenin biraz daha düşeceğini, biraz daha sakin bir piyasa göreceğimizi ve herkesin bir bekleme moduna geçeceği düşüncesindeyim. Borsa İstanbul'da da 2500 ve 2560 arasında bu iki günde sıkışmış bir borsa göreceğiz. Biraz daha beklemeye geçiyor gibi düşünüyorum borsaları. Barbaros çok teşekkürler aktardıkların için. Hemen stüdyoya dönelim. Serdar Pazı bizimle. Serdar hoş merhaba. Geldin. Aslında Barbaros'un dediği gibi küresel borsalardaki satış şimdilik çok kalıcı değil ama ikinci bir dalga gelir mi? Ama ben soruyu şöyle sorayım. Piyasa FED'i güvercin olmaya zorluyor olabilir mi sence? Evet, yani FED'in yapmayı planladığı çoğu şeyi aslında piyasa FED'in yerine yaptı. Aslında bundan önceki toplantılarda da buna benzer reaksiyonlar görmüştük. Şimdi yani FED'in artık ben beklenti formasyonunu nasıl şekillendireceğim? Geride kalmak da çok ciddi şekilde eleştirildi. Yeri geldiğinde de bu eleştirileri kabul etti. Yani yılından gelen bize enflasyonu geçici olarak değerlendirmekte hata ettik açıklaması. Biraz günah çıkarma mahiyetindeydi. Dolayısıyla bu beklentilere karşı bir ön almak adına yani 100 bas puan arttırım yapar mı şeklinde bile beklentilerin hani %10 mahiyette işin içine girdiğini görüyoruz. Ama çok pardon, şunu kastettim. Aslında mesela bu ayı piyasasına girdi diyoruz ya borsalar. Evet. Mesela FED bundan endişe duyar ve şahin tonunu biraz törpüler mi sence? İşte aynı şeyi ben aynı noktadayım. Çünkü yani FED'in yapıp yapabileceği her şeyi piyasa zaten federalde bunu yapacak diye bayağı fiyatların içinde. Yani FED'in 75 bas puanlı piyasayla bir iletişim içine girmeden yani Merkez Bankacılığı iletişiminin hani herhalde en başında hepimiz yer veririz. Yani guvernörlerin işte iyi polis kötü polis rol paylaşımını, işte başkanın çıkıp en sonunda daha aklı selim bir yola çekmesini vesaire. Hani forward guidance. Forward guidance olarak, önderlik olarak. Yani burada bakıldığında 75 bas puanı hani hiçbir iletişimde kullanmadan ve hatta dışlayarak yani Powell'ın bir iki bir konuda konuşması var. Gelmesi çok akla yakın gelmiyor ama piyasa neredeyse 75 bas puan hani geleceği fiyatlıyor bu toplantıya yarın akşamki karara ilişkin. Hani gelmezse güvercin algılanacak gibi bir noktaya artık iş iyice evrilmiş durumda. Tabii 2008'e işin iyice ya da 2018'deki bilanço küçültmeye doğru bayağı evrildiği noktalar var. İşte bakıldığında Euro bölgesinde bile ciddi şekilde bir getiri eğrisinde düzleşme var. Küçük bir not tam söylediğinle ilgili Avrupa Merkez Bankası'ndan bir son dakika geldi. Not diyor ki AMB koşullar aynı kalırsa faizleri Eylül'de 25 bas puandan fazla arttırmalı. Evet, yani 5 ve 30 yılın yani Euro bölgesinde faizlerin 30 yılın 5 yılın altına gelmesi yani 5 yılın enflasyon endişesiyle böyle yukarı çıkması. Şimdi 1 yıl içerisinde o kadar inanılmaz yere geldi ki piyasanın merkez bankalarından beklentileri. Fed'in 4'ün üzerine Fed faizini çekmesi, Avrupa Merkez Bankası nezdinde de %2'ye çekmesi yani 250 bas puan 1 yıl içerisinde bir artış bekleniyor. Hani bu Avrupa Merkez Bankası bu kadar resesyonun eşiğindeyken işte İtalya'da %4'ün üzerine çıktı. 10 yıllık tahvil faizi 2014'ten bu yana ilk defa. Oranın bütçe açığı, borçlanma maliyeti vesaire nasıl şekillenecek? Yani işin bir de bu tarafı var. Yani piyasalar şu an önden yüklemeli mümkün mertebe faiz arttırımları gelir. Ondan sonra resesyon kaygılarıyla merkez bankaları iyice güvercine doğru evrilir. Ama dediğim gibi yani daha bilanço daraltması yeni başladı bakıldığında. Yani o da itfası gelen tahvilleri yeniden tahvil piyasasına sokmayarak yani öyle bir fiil piyasaya girip tahvil satarak falan değil. Ve hani faiz arttırımları daha 1-2 tur başladı.
Avrupa'dan daha henüz bekliyoruz. Ama piyasalar hani bütün her şeyi o kadar hızlıca satın aldılar ki 2008'de yine benzer bir şekilde işte S&P 500'de mesela bütün hisseler yılbaşından bu yana eksi de çeyreklik bazda tahvil piyasasında, hisse piyasasında en kötü performans. Yani yıllık bazda bakıldığında 99 en kötü tahvil piyasasındaki yıl, hani 2000 krizini hatırlayacak olanlar onun öncesinde. Onun 3 katı daha kötü yani. O zaman bütün yıl %5 düşmüştü. Şimdi year to date yani yılbaşından bu zamana tahvil fonları %15'ten fazla eksildi. Yani bu çok sürdürülebilir bir döngü değil. O yüzden hani ilk dediğine katılarak sözlerimi tamamlayayım. Yani Fed'in bu kadar agresif olmaya ya da global merkez bankalarının bu kadar agresif olmaya bu resesyon kaygıları döneminde çok fazla yeri yok. Lüksü yok diyelim. Evet. Serdar çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Fokusu noktalıyoruz. Saat 14'te piyasa hattında tekrar beraber olacağız. Bu arada salı günleri İSO'nun yayınları da var biliyorsunuz. Sanayinin geleceği, o yüzden 13'te görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.